Babu salati ale şühedâ. Şehitler üzerine cenaze namazı nasıl kılınır? Bu mesele de ihtilaflı. Şehit üzerine şehitler yıkanmaz. Marekede şehit olur, suyla paniyle beraber defnedilir. Fakat bunun üzerine cenaze namazı kılınacak mı, kılınmayacak mı? Bunu Resulullah Efendimiz'den alacağız. Resulullah Efendimiz şehitler üzerine namaz kılmış mı, kılmamış mı? İhtilaflı. Uhud'daki şehitlerin üzerine bazı rivayetlere göre namaz kılmış, bazı rivayetlere göre namaz kılmamış. Mesele ihtilaflı. Şimdi bu ihtilafı beyan edecek. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akhbereni Leys ibn-i Sa'din, an ibn-i Şehabin, haddesehu an Abdirrahman ibn-i Ka'b ibn-i Malik, enne Câbir ibn-i Abdillah akhberehu. Abdirrahman ibn-i Ka'b ibn-i Malik diyor ki, Hazreti Câbir bana haber verdiler ki, enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz, emretti bi defni katila Uhud. Uhud, mekturlarının defnini, Uhud'de şehit olanların defnini emretti. Bi dimâihim, kanlarıyla beraber. Yani kanlarını yıkamayın, böyle kanlı elbiseleriyle defnedin. Ve lem yusalli aleyhim, onlar üzerine namaz da kılmadı. Ve lem yugasselû, yıkanmadılar da. Onları yıkamadığı gibi üzerlerine cenaze namazı da kılmadı. Bu kimin rivayeti? Câbir ibn-i Abdullah'ın rivayeti. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular اِلَى هَذَا buna اِلَى هَذَا hadis bu hadise bir takım kavim bu hadise zahip olarak dediler ki فَقَالُ buyurdular ki لَا يُسَلَّا cenaze namazı kılınmaz. Alamen bir kimse üzerine ki قُتِلَ قَتْتُلُونَ مِنَشْشُهَدَى şehitlerden fil ma'reketi ma'rekede. Her yerinde harp ederken şehit oldu. İşte yani orada hemen vuruldu öldü. Buna namaz kılınmadığı gibi وَلَا عَلَى مَنْ bir kimse üzerine de namaz kılınmaz ki cürihe yaralandı. مِنْهُمْ şehitlerden فَمَاتِ öldü. Neden evvel öldü? قَبْلَ اَنْ يُحْمَلَ مِنْ مَكَانِهِ mekanından alıp başka bir yere nakletmeden öldü. Bir var ki hemen vurdu orada şehit ettiler. Bir bu. Birisi de yaralandı derhal ölmedi. Orada kaldı. Başka bir yere nakletmediler. Götürüp tedavi etmediler. Orada bir müddet kaldı olduğu yerde. Sonradan öldü. Ve ona da cenaze namazı kılınmaz ve yıkanmaz. Buyurdu. Kemâ lâ yûselû. Yıkanmadığı gibi namaz da kılınmaz. Ve mimmen kâle. Böyle diyenlerdendir, bizalik bununla hükmedenlerdendir Ehl-i Medine. Ehl-i Medine'nin mezhebi de budur. Şehitler ne yıkanır ne de onlar üzerine cenaze namazı kılınır, hemen defnedilir. Ve halefehum fî zâlike âkerûn. Bu mesele hakkında başkaları bunları muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki bel yusallâ aleşşehîd. Şehit üzerine namaz kılınır. Evet, şehitler doğru yıkanmaz, kanlarıyla defnedilir ama fakat cenaze namazı kılınır. Şimdi namaz hakkında ihtilaf oldu. Me'arekede yaralanmış, onu götürmüşler, tedavi etmişler. O başka. O hem yıkanılacak, tedavi olduktan sonra yahut oradan hastahaneye nakletmişler, başka bir yere nakletmişler, sonra ölmüş. Onu hem yıkarlar hem cenaze namazı kılarlar. Asıl şehit me'arekede ölmüş yahut da me'arekede yaralanmış da bir müddet sonra başka bir yere neklolunmazdan evvel ölmüş. İşte o da hakiki şehittir. O hakiki şehitler yıkanmaz. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki onlar kıyamet günü kanlarıyla beraber haşrolur. O yaralarından çıkan kan misk-ü ember gibi Arasat meydanını güzel koku yakar gider. Hatta onlar geçerken bu güzel koku nereden geliyor? Bakacaklar ki onların kanlarından çıkan güzel koku. Böyle kanlarıyla dünyada almış olduğu yara şekli neyse o şekilde haş olacaklar. Bu da ittifaklı fakat ihtilaf olan hangisi? Bunlar üzerine namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Ehl-i Medine'nin mezhebi kılınmaz. Peygamber Efendimiz Uhud şehitlerine kılmamış diyorlar. Diğer mezhep sahipleri diyorlar ki hayır. Resulullah Efendimiz Uhud şehitlerine namaz kılmış.
binaenaleyh namaz kılınır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da şehit olan 70 sahabi. Bunun üzerine namaz kılmış mı, kılmamış mı, o kadar ashab-ı kiram nasıl bunu görmemişler? Görmüşler. Kimisi diyor ki kılmadı. Kimisi diyor ki kıldı. Bu her iki tarafın rivayetlerini burada beyan edecek, kuvvetli tarafı ispat edecek. Ve kâne minel hücceti lehum. Namaz kılınan diyen adamların lehlerinde hüccettendir. Fizalik namaz kılmak hakkında. Alâ muhalifihim. Onlara muhalif olup da namaz kılınmaz diyenlerin aleyhine. Hüccettendir ki ennellezî fî hadîs-i Câbir. Hazreti Cabir'in hadisinde olan şey ki namaz kılmadı diyor Hazreti Cabir. İnnemâ huve. Hazreti Cabir'in rivayetinde gelen şey ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz lem yusalli aleyhim. Hazreti Cabir'e göre namaz kılmadı. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud şehitlerine namaz kılmadı diyor. Hazreti Cabir böyle demiyor mu? Hadiste ne dedi? اَنَّ جَابِرَ بِنَا عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمَرَ بِدَفْنُ قَتْلَ اُحُدْ بِدِمَاهِمْ وَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُسَلِّ namaz kılmadı. Kim? Resulullah Efendimiz. Hazreti Cabir böyle diyor ki Resulullah Efendimiz bunlar üzerine cenaze namazı kılmadı. Bir Resulullah Efendimiz kılmamış ama diğer Müslümanlar kılmış mı kılmamış mı ondan bahis yok. Olur Resulullah Efendimiz kılmadı da fakat ashab-ı kiramın diğerleri kıldı olabilir. Evet. Fakat yecuzu caiz olur ki en yekune ola terkuhu Resulullah Efendimizin terk etmesi. Zalike o cenazelere namaz kılmayı terk etmesi ola. Leenne sünnetehum şehitlerin de sünnet olan şehit hakkında cenaze namazında sünnet olan en la yusalli aleyhim onlara namaz kılmamak ola. Ne için kılmamış? Şimdi burada iki ihtimal var. Yani birisi diyor, caiz ki şehit, hakiki şehitlere namaz kılınmaz. O olan. Kema kâne min sünnetihim şehitlerin sünnet ve adetlerindendir ki en la yugasselu yıkanmaya. Bir ihtimal bu. Hakiki şehitler yıkanmadığı gibi namaz da kılınmaz. Bir bu ihtimal var. İkinci ihtimal ve yecûzü caiz olur ki en yekûne lem yusallâ aleyhim. Resulullah Efendimiz Uhud şehitlerinin üzerine namaz kılmadı. وَسَلَّى عَلَيْهِمْ Fakat onlar üzerine namaz kıldı. غَيْرُهُ Resulullah Efendimiz'in gayrisi cenaze namazlarını kıldı. Ne için Resulullah kılmadı da ashab-ı kirama havale etti? لِمَا bir sebep için ki كَانَ بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْدَ اُلْدِ حِينَيْزِنْ O vakitte min elemi الْجِرَاحِ yara eziyeti vardı. Peygamber Efendimiz yaralanmıştı. Yüzüne zırhın halkaları batmıştı, dişi kırılmıştı. Kendisinde o alem olduğundan dolayı kendisi kılmadı. Ashab-ı kirama emretti, onlar kıldılar. Ve kesrir reba'iyeti, reba'iye dişinin kırılmasından ve ma asabehu yevmeyizi minel müşrikiyin. Müşriklerden Peygamber Efendimiz'e çok eziyetler geldi de onun için kendisi kılmadı fakat ashab-ı kiram kıldılar. İki ihtimal var. Hazreti Cabir'in hadisinden anlaşılan mana bu. Resulullah Efendimiz kendisi onların üzerine namaz kılmamış. Fakat niçin kılmamış? Resulullah Efendimiz yaralıydı ve çok eziyet görmüştü. Gidip de onlara namaz kılmaya takati yoktu. Kendisi kılmadı ama fakat ashab-ı kiramın diğerleri kıldı. Bir ihtimal bu. Bir de var ki hayır. Resulullah Efendimiz şehitler yıkanmadığı gibi onlar üzerine namaz da kılmaz. Bir ihtimal da bu. İki ihtimal var. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا يُونُسْ İmam-ı Tahavi diyor ki Yunus bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا بُنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي بُنُ اَب۪ي حَازِمْ وَسَعِيدُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْجُمْرِ Sa'id ibn Abdurrahman ve o da diyor ki ben Sehl ibn Sa'di işittim ve قَالَ بُنْ اَب۪ي حَازِمْ اَنْ سَهْلِمْ İbn Hazim de Sehl'den rivayetinde diyor ki اِنَّهُ سُئِلَ Sual edildi عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in mübarek yüzünden yevme Uhud, Uhud günü ki bi eyyi şeyin duviye neyle tedavi edildi? Evet, Hazreti Sehl'e demişler ki Sehl ibn-i Sa'da Resulullah Efendimiz'in mübarek yüzü yaralandı. Tedavi neyle oldu? Kale Sehl'ün, Sehl dedi ki küsiretil beydatu
ala rasihi, başına geçirmiş olduğu beyda, beyde ki demirden halkalarından örülmüş, miğfer başına geçirmiş. Hatta Resulullah Efendimiz zırh, buna zırh derler ki, bir Medine'de zırh giydi. Sonra geldi, burada iki mescit vardır yola Seyyidin Hamze'ye giderken, iki kubbeli bir yer vardır. Oraya geldi, orada geceledi, sabahtan kalktı, bir zırh daha giydi. İki zırh giydi ki oraya bir mescit yapmışlar, iki kubbe yapmışlar, iki zırh giydiği yer. Az daha ileri gitti, orada da mescidül istiraha vardır. Orada ashab-ı kiramı gözden geçirdi, çocukları gerisini geri çevirdi. Ötekilerin de saf ve her bağında sağ, sol, ön nizama koydu. Mescidül istiraha derler. İki zırh giymişti fakat o vakıtta o başındaki miğferi zırhı parçaladılar. O parçalanmıştı diyor. Ala râsi, o beyde miğfer başın üzerinde parçalandı. Ve küsiret rebaiyyetuhu, rebaiy ki insanın dört dişi vardır. İki yukarıda, iki altta. Dört, o dört dişin birisi kırılmıştı alt tarafından, sağ tarafından kırılmıştı. Ve cürihe veçhuhu, yüzü de yaralanmıştı. O zırhın halkaları geçmişti bu yüzündeki kemiğin içerisine. Kemiğe batmıştı. Hatta Hazreti Ebu Ubeyde geldi. Ya Resulallah dedi, bırak bunu ben tedavi edeyim. Hazreti Ebu Ubeyde eliyle çıkaramadı. Döndü, dişleriyle tuttu o zırhın halkalarını. Dişiyle çekti, kendi dişi de beraber çıktı. Hazreti Ebu Ubeyde. Ve cürihe veçhu, yüzü de yaralandı. Fekânet Fatimetu radıyallahu anha. Hazreti Fatime oldu. Teâsiluhu, Resulullah Efendimizin kanını yıkardı. Ve kâne Aliyyun radıyallahu anh, Hazreti Ali de yeskübü dökerdi elma esuyi bilmeyeceğin kalkanıyla gitti. Kalkan böyle az değirmece ya, gitti suyu doldurdu, teh tuttuğun gibi bir tas gibi olur. Ondan suyu getirdi Hazreti Ali, ondan suyu dökerdi Hazreti Fatime de yüzünü yıkardı. Yani bu tedavi olmadı ki. Evet, kanı yıkıyor ama tedavi neyle oldu? Felemmâ ra'et Fatimetu radıyallahu anha. Hazreti Fatime baktı ki اَنَّ الْمَاءَ سُوْ لَا يَزِيلُ الدَّمَ اِلَّا كَفْرَةً. Kana bir faydası yok. Yıkadıkça kan daha ziyade fazla geliyor. Yıkadıkça yaranın ağzı açılıyor, kan fazla çıkıyor. اَخَزَتْ قِطْعَةَ حَس۪يرٍ. Hazreti Fatime bir parça hasır aldı. فَاَحْرَقَتْهَا. Onu yaktı. وَاَلْسَقَتْهَا. Onun külünü getirdi, onu ilsak etti. عَلَى جُرْحِهِ. Peygamber Efendimiz'in yarasının üzerine külü koydu. Festem sekerden kan durdu. Çünkü bak Hazreti Fatime radıyallahu anh'a başka bir şey koysa belki ondan bir mikrop olur, yaraya geçer. En evvel hasır parçasını aldı, yaktı. Yaktığı gibi o mikrop varsa o da beraber yanar gider. O kül olur. Külde mikrop olmaz. Onu getirdi, oraya koyduğu gibi kanı durdurdu. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü hasirden hasil olan kül ile tedavi edildi. يختلف لفظ ابن أبي حازم وسعيد في هذا الحديث والمعنى واحد. يقول كي بو رواية أبو حازم لفظ باشكا تولي سعيد رواية باشكا تولي فقط معنى سبير يعني رسول الله أفنمزين يوزي كله تداوي edilmiş. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام عن أبي حازم عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم يُصِيبَ يَوْمَ وَحُدْ فِي وَجْفِهِ فَجُرِحْ. Ebu Hazim Sehel'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz'in yüzü şerifine Uhud gününde isabet oldu, yaralandı. وَاَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اِبْنَتَهُ. Evet, kendi kızları Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a اَحْرَكَتْ قِتْعَةً مِنْ حَصِيرٍ. Hasirden bir parçayı yaktı. فَجَعَلَتْهُ رَمَادًا. Onu kül etti. وَاَلْسَقَتْهُ عَلَى وَجْهِهِ. Peygamber Efendimiz'in yüzünü onu ilsak etti. Yukarıki hadisinin bunun manaları bir. Lefizlerinde başkalık var ama manası bir. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz o vakitte dedi. Buyurdu. Ne buyurdu? اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْمٍ. Allah'ın gadebi şiddetli oldu. عَلَى قَوْمٍ. Bir cemaate ki دَمَوْ وَجَ رَسُولِ اللّٰهِ. Allah'ın Resulü'nün yüzünü kanıttılar. Allah buna gazap etti. O peygamber onları hidayete çağırıyor. Onlar da vurup onun yüzünü kanatıyorlar.
Allah buna gadab etmez mi? Elbette gadab eder. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene ibn Ebi Meryem, kâle ekberene Ebu Gassan, kâle haddesene Ebu Hazim, an Sehri bin Sa'din, kâle hüşşetil beydatu alâ râsi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem yevme Uhud. Ebu Hazim Sehel'den rivayet ediyor ki Sehri bin Sa'din, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başındaki miğfer Uhud günü parçalandı. Ve küsiret reba'iyyetu. Evet, reba'i dişlerinden birisi kırıldı ve cürihe ve çuhu, yüzü de yaralandı. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Amr ibn Avni, kâle akberena Halid ibn Abdillah an Muhammed ibn Amri, an Ebi Selamete, an Ebi Hureyret radıyallahu anh, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle buyurdu ki, İşteddi gadabullahi ta'ala, Allah'ın gazabı şiddetli oldu, ala kavmin bir cemaate ki, demev kanattılar ve çe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in yüzünü kanattılar. Ve kânû demev ve çehu yevmeydin. O gün Resulullah Efendimiz'in yüzünü kanatmıştılar. Ve heşşemû aleyhil beydata, başındaki miğferi parçalamıştılar. Ve keserû reba'iyyete, rüba'i dişini de kırmıştılar. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki Allah'ın gadebi bu kavme şiddetli oldu. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا الكعنبي قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في أنبار فنزن رباعي دشي كرلد يوم أحد أحد كني وشج وجهه يزير لندي فجعل يسلط في أنبار فنزن سلرد أدم يقاني على وجهه يزنه يزنه قاني سلرد قاني كيور Resulullah Efendimiz o kanı silerdi. Ve yekûlu buyururdu ki keyfe yufrihu kavmun. Bir kavim, bir cemaat nasıl felah bulur ki şeccû veçhe nebiyyihim. Kendi peygamberlerinin yüzünü yaraladılar. Ve keserû reba'iyyetehu. Dişini, reba'i dişini kırdılar. Ve huve yed'uhum. Halbuki onların peygamberi onları çağırır. İlallâhi azze ve cel Allah'ın doğru yoluna çağırıyor. Vay sen bizi doğru yola niye çağırıyorsun? Biz seni öldüreceğiz. Bu kavim iflah olur mu? Olmaz. فَاَنْزَلَ azze ve cel. Onun üzerine şu ayeti kerimeyi Cenab-ı Hak inzal buyurdu. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ حَب۪يبٌ Emirden senin için bir şey yok. Yani senin elinde bir şey yok. مُكَدَّرَاتِ اِلٰهِيَمْ نَصِرْسَ اُجَرَ يَنْ اِدَجَاءُ Evet. Peki bunları zikrediyor. Halbuki bizim bahsimiz. Şehide namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Uhud şehitlerine namaz kılınmış mı, kılınmamış mı? Bahsimiz orada bu Resulullah Efendimiz'in yüzünün yaralanması, dişinin kırılması. Bunu niye getirdi? Ha, burada yukarıda dedi ki Hazreti Cabir'in hadisinde geldi ki Resulullah Efendimiz namaz kılmadı. Öyleyse o hadisten iki hüküm çıkar, iki ihtimal var. Ya cenaze, şehitler üzerine cenaze namazı kılınmaz, yıkanmadığı gibi. Yahut da Resulullah Efendimiz kılmadı, başkaları kıldı. Bu ihtimal var. Niçin kılmadı? Ha, kendisinin baksana, bu vakalar başına geçti. Onları izah ediyor. Dişi kırıldı, yüzü yaralandı, bu kadar eziyet gördü, onun için kılamadı. Yani onu ispat ediyor ki bunlar Peygamber Efendimiz'e vakı oldu. Onun için kendisi kılamadı da ashab-ı kiram kıldılar. فَيَجُوزُ caiz olur ki en yekûne sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz تَخَلَّفَ عَنِ السَّلَاةِ عَلَيْهِمْ Şehitler üzerine namaz kılmadan tehallüf etti. Yani kılmadı da ashab-ı kiram kıldılar. Ne için? لَاَلَمِمَا Bir şeyin eziyet elemi için ki nezelebihi kendisine nazil oldu. Kendisine çok elem geldi de kendisi gidip cenazeyi kılamadı. وَسَلَّ عَلَيْهِمْ Fakat o şehitler üzerine kıldı. غَيْرُهُ Başkası gitti namaz kıldı bu. Bu ihtimal da var. Şimdi Hazreti Cabir'in rivayeti bu. Başka rivayetleri getirecek, Hazreti Cabir'in rivayetini daha izaha çıkaracak. وَقَدْ حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا بُنْ وَهْدٍ قَالَ حَدَّسَنَا اُسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ الْلَيْثِيُّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّسَهُ اَنَّ اَنَسَ ابْنَ مَالِكَ حَدَّسَهُ Enes ibn-i Malik rivayet etti ki اَنَّ شُهَدَا اُحُدْ Uhud şehitleri لَمْ يُغَسَّلُوا Onlar yıkanmadılar. وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ Kanlarıyla beraber defnolundular.
وَلَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine namaz da kılınmadı. Hazreti Cabir'in rivayetini bu teyit etti ki bak namaz kılınmamış. وَلَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِمْ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ O hadis de orucudur. Ma bir hüküm orucudur ki يَنْفِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine namazı nefyetti min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve min gayrihi. Resulullah da kılmamış, Resulullah'ın gayrisi de kılmamış. Hazreti Cabir'in hadisinde Resulullah kılmadı dedi. Ama başkası belli değil, kılmış mı, kılmamış mı? Fakat Hazreti Enes'in rivayetinde ne Resulullah kılmış ne de başkası kılmış. Öyleyse şimdi meseleye bakacağız, arayacağız, bakacağız ki başka bir rivayet daha elde edecek miyiz? Başka sahabeler bir Enes ile Cabir değil de bu iki sahabeden rivayet edilmiş. Bu arada o kadar bin küsur sahabi var, onlardan da bir rivayet gelmiş mi, gelmemiş mi? فَنَزَرْنَا biz nazar ettik فِي هَذَا الْحَدِيثِ O hadise nazar ettik ki كَيْفَ هُوَ Bu nasıldır? وَهَلْ زِيدَ عَلَى بْنِ وَهْبٍ فِيهِ شَيْءٌ Bu Enes ibn-i Malik'ten rivayet eden Vehb'in, Vehb onu rivayet ediyor ya, İbn-i Vehb terkiyle geliyor. Bunun üzerine bir ziyade var mı yok mu? Bu hadisi başka sahabeler rivayet ederken ziyade rivayet etmişler mi etmemişler mi? Feyden İbrahim İbni Merzuk. Aradık baktık ki İbrahim İbni Merzuk kad haddesena rivayet ediyor. Kale haddesena Osman İbni Ömer İbni Faris. Kale ehberena Usametu an-i Zühriyi. An Enes İbni Malik'in radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbni Malik'ten rivayet eden kim? İbni Vehb değil. Kim? İbrahim İbni Merzuk Osman İbni Ömer'den rivayet ediyor ki Enes İbni Malik dediler ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz merre yevme Uhud bi Hamzete Uhud günü gitti Hazreti Hamze'yi gördü ki o karnını yarmışlar ciğerlerini çıkarmışlar burnunu, kulağını, gözünü vesairesini kesmişler ona ne dediler? Müsle müsle yapmışlar Fakat cüdya, baktı ki Hazreti Hamza'nın burnu, kulağı kesilmiş. Ve müsile bihi temsil edilmiş. Buna müsle dediler. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, levla en tecza'a safiyyetu. Bunun kız kardeşi Hazreti Safiye ceza etmeseydi, feryat fukan etmeseydi, leterektuhu, ben Hazreti Hamza'yı böyle meydanda bırakırdım. Hatta yahşurehullahu, hatta Allah-u Teala'nın haşrideydi. Min bütuni tuyu, tayri ve siba kuşların ve canavarların havsalasında. Yani kuşlar gele yiyeydi, canavarlar yiyeydi, kıyamet günü onların karınlarından haşoluyordu. Fakat bunu böyle bıraksam, Hazreti Hamza'yı defnetmesem, Hazreti Safiye, onun kız kardeşi Hazreti Safiye ceza eder, feryadı figan eder, Hazreti Safiye'yi acıdığından bunu defnediyorum bu manada. فَكَفَّنَهُ Resulullah Efendimiz Hazreti Hamza'yı kefenledi. فِي نَمِرَةٍ Bir kumaş parçasında. اِذَا خَمَّرَ رَاسَهُ Başını örttüğü vakitte بَدَتْ رِجْلَهُ Ayakları görünürdü. Yani kısa bir şey. Başını örse ayakları dışarıda kalıyor. وَاِذَا خَمَّرَ رِجْلَهُ Ayaklarını örse بَدَا رَاسَهُ Başı meydana çıkardı. فَخَمَّرَ رَاسَهُ Baş tarafını örttü. Ayak tarafı açık kaldı. وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَى Şehitlerden hiçbirisine namaz kılmadı. غَيْرَهْ Onun gayrisi. Yahut da gayriydi onu. وَقَالَ buyurdu ki اَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü ben sizin üzerinize şahidim. Evet. Ne demek şahidim? Yani kıyamet günü Allah'ın huzurunda ben diyeceğim ki ya Rabbi bunların şehit olduğunu ben gözümde gördüm. Şehadet ederim ki Allah-u Teala da onlara büyük makam versin. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis de olucudur ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz لَمْ يُصَلِّ يَوْمَيْذٍ O günü namaz kılmadı عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَى Şehitlerden hiçbirisine namaz kılmadı غَيْرِ حَمْزَ Hamze'den başka. Halbuki bunu da yine Enes İbn-i Malik rivayet ediyor. Hazreti Hamza üzerine namaz kılmış, başkalarına kılmamış. فَاِنَّهُ صَلَّ عَلَيْهِ Hazreti Hamza üzerine namaz kıldı. وَهُوَ اَفْضَلُ شُهَدَى يُحُدُ
Çünkü Uhud'de şehit olanların en eftali Hazreti Hamza idi. Onun için onun cenaze namazını kıldı, ötekilerini kılmadı. Bu oldu iki rivayet. Hazreti Enes'ten bir rivayet geldi ki ne Hazreti Hamza'ya ne başkalarına namaz kılmadı. Bu ikinci rivayette geliyor ki hayır, Hazreti Hamza'ya namaz kıldı, diğerlerine kılmadı. فَلَوْ كَانَ مِنْ سُنَّتِ الشُّهَدَى Eğer şehitler hakkında sünnet olan olsaydı ki اَنْ لَا يُسَلَّ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine namaz kılınmaz. Şehidin hükmü nedir? Şehidin hükmü ona namaz kılmamaktır, yıkamamaktır, namaz kılmamaktır olsaydı لَمَا سَلَّ عَلَى حَمْزَةَ Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza üzerine namaz kılmadı. Şehitlere namaz kılınmaz olsa Resulullah Efendimiz namaz kılar mıydı? Kılar mıydı? Kılmazdı. Mesela şehit yıkamıyor. Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza'yı yıkadı mı? Yok. Niye? Şehit yıkamaz. Şehitlere namazla kılınmaz. Bu sünnet-i Muhammed olsaydı Hazreti Hamza'ya namaz kılmazdı. Kemâ lem yugassilû. Onu yıkamadığı gibi namazla kılmazdı. İzkâne min sünneti şühedâ. Çünkü şehitlerin sünnetindendir. En lâ yugassilû yıkanmaya. Sünnet odur. Şehit yıkanmaz. Öyleyse Resulullah Efendimiz Hazreti Hamza'ya namaz kıldığından şehitler üzerine namaz kılınır oldu. Onun üzerine namaz kılmasından o hüküm çıktı. Vesaire oldu ma fi hadel hadis. Bu hadiste olan hüküm ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz salli ala Hamza'ta Hazreti Hamza üzerine namazı kıldı ve lem yusalli ala gayri diğerlerine kılmadı. Diğerlerine kılmadı da diğerlerini namazsız mı defnettiler? Yok. Diğerlerine de ashab-ı kiram cemaat götürdü, kıldık, defnettiler. Bu hüküm çıkar. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz yalnız Hazreti Hamza üzerine kılmış. Halbuki aşağıda da gelecek ki bütün şehitlere Resulullah Efendimiz namaz kıldı. Hazreti Hamza'ya o şehitlerin her kafilesiyle beraber namaz kıldı. Onar onar getirirdiler. 10 kişiye Resulullah Efendimiz bir namaz kılardı. Hazreti Hamza'yı da onlarla beraber onun üzerine de namaz kılardı. 10 kişiyi kaldırırdılar, Hazreti Hamza kalırdı. Tekrar 10 kişi getirirdiler. Yani onlara namaz kılarken Hazreti Hamza'yı ikinci defa daha kılardı. Tekrar 10 kişi daha getirirdiler. Üçüncü defa 10 kişiye kılarken Hazreti Hamza'yı yine kılardı. Bu da gelecek aşağıda. Şimdi bak kaç türlü rivayet geliyor. Evet. فَهَذَا يَحْتَمِلُوا Bu Hazreti Enes'in ikinci rivayeti ihtimali muhtemel olur ki en yekûne lem yusalli ala gayrihi. Peygamber Efendimiz Hazreti Hamza üzerine namaz kıldı, diğerler üzerine namaz kılmadı. Ne için? Li şiddeti ma bir elemin şiddeti için ki bihi Peygamber Efendimiz'de orucu idi. Mimma zekerine bizim zikrettiğimiz şeylerden. Yüzü yaralandı, dişi kırıldı, başının müyeferi parçalandı. Ve sallâ aleyhim fakat cenazeler üzerine namaz kıldılar. Gayruhu Resulullah Efendimiz'in gayrisi minen nas, nas'tan gayrileri onun üzerine namaz kıldılar. Bu mana çıkar, bu ihtimali var. Ve kad caa fi gayri hadal hadis. Bu hadisin gayrisinde geldi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz salla yevme izin Uhud günü kıldı. Ala Hamza'ta Hazreti Hamza üzerine cenaze namazı kıldı. Ve alâ sâir-i şühedâ diğer şehitler üzerine de kıldı. Hazreti Cabir'in rivayeti bir. Onda hiç kılmadı diyor. Resulullah Efendimiz hiçbirisine namaz kılmadı. Hazreti Enes'in rivayetinde iki rivayet geldi ondan. İbn-i Vehb'in rivayetinde ne Hazreti Hamza üzerine namaz kıldı ne de diğer şehitler üzerine namaz kıldı. Fakat Enes, Hazreti Enes'ten gelen ikinci rivayette, İbn-i Merzuk'un rivayetinde diyor ki, Hazreti Hamza üzerine namaz kıldı, diğer şehitler üzerine Resulullah Efendimiz namaz kılmadı. Ya onların üzerine kim kıldı? Caiz ki ashab-ı kiram kıldı, caiz ki kılmadılar. O manada çıkar. Fakat şimdi başka bir hadis de geldi ki, Resulullah Efendimiz hem şehitler üzerine namaz kılmış, hem de Hazreti Hamza üzerine namaz kılmış. Bu rivayette haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. İbrahim ibn Ebi Davud'un İmam-ı Tahaviye rivayetidir. Kale haddesena Muhammed ibn Abdullah ibn Nümeyr. Kale haddesena Ebu Bekir ibn Ayyaş. An Yezid ibn Ebi Ziyad. An Miqsemin. An İbn Abbas radıyallahu anhuma. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas buyuruyor ki Peygamber Efendimiz
kâne yûde'u beyne yedeyi, onun önüne konulurdu. Yevme Uhud, Uhud günü, aşeratun, on cenaze konulurdu. On şehit. Feyusalli aleyhim, onlar üzerine namaz kılardı ve ala Hamzet, Hamzet onlarla beraber. On kişi, bir de Hazreti Hamza, on bir. On birinin üzerine namaz kılardı. Sümme yurfa'ul aşeratu, sonra on kaldırılırdı. Ve Hamzetu mevduan, Hazreti Hamza bırakılırdı. On kişiyi kaldırırdılar, Hazreti Hamza orada duruyor. Sümme yudev aşeratu, sonra on kişi daha getirirdiler. Feyusalli aleyhim ve ala Hamzete mahum, onlara namaz kılardı. Ve Hazreti Hamza da onlarla beraber. Çocuklar dediğin teşviş etmesin, teybi kapat. Fahdun. Kale haddesen Ahmedü bin Abdillah ibn Yunus. Kale haddesen Ebu Bekir bin Ayyaş. En Yezide bin Ebi Ziyad. En Miqsemin Ali bin Abbasan radıyallahu anhuma. Yine Abdullah ibn Abbas'tan rivayet olunuyor ki. Kale emera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz emrit Uhud. Uhud günü bil katla şehitleri emretti. Fece'ale yusalli aleyhim. Onlara namaz kılardı. Feyude'u tis'atun Hamze. Dokuz şehit bir de Hazreti Hamze konulurdu. Şimdi bu rivayette on değil. Dokuz. Hazreti Hamze ile beraber konulurdu. Feyükebbiru aleyhim seb'a tekbirat. Onlara yedi tekbir alırdı. Sümme yerfe'une. Yerfe'une. Sonra onlar ref olurdu. Kaldırırdılar dokuz kişiyi. Ve yutreku Hamzetu, Hazreti Hamze terk olunurdu. Sümme yuca'u bitis'atin, sonra yine dokuz kişi getirilirdi. Feyükebbiru aleyhim seven, yedi tekbir alırdı. Hatta ferağa anhum, hatta onlardan fare oldu. Şimdi bu rivayette kaç kafile kılmış? Yetmiş kişi. Onar kişi olsa yedi defa. Hazreti Hamze üzerine, Hamze üzerine yedi defa namaz kılınmış. Onlara birer defa Hazreti Hamze'ye 70 defa. Yok, 9 al olursa daha fazla olur. Bir daha fazla olur. Haddesena Fatun kâle haddesena Yusuf ibn Behlul. Kâle haddesena Abdullah ibn İdris. An ibn İshak kâle haddeseni Yahya ibn Abbad ibn Abdullah ibn Zübeyr. An ebihi yani an Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu anhüma. Abdullah ibn Zübeyr'den rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emere yevme Uhud. Uhud günü emretti. Hamzete Hazreti Hamze'yi getirin dedi. Evet, fecücciye bir bürdihi, o bir bürdiyle kendisinin elbisesiyle örtüldü. Sümme salli aleyhi, onun üzerine cenaze namazını kıldı. Fekebbere tis'e tekbiratin, dokuz tekbir aldı. Sümme ütiye bil katla, ondan sonra diğer şehitler getirildi. Yesuffun, saf saf olarak getirildiler. Ve yusalli aleyhim, onlara namaz kılardı. Ve aleyhi Hazreti Hamze üzerine de kılardı, mahum onlarla beraber. Onları kafile kafile getirdiler. Her kafileyle beraber Hazreti Hamze üzerine de namaz kılardı. Şimdi Ashab-ı Kiram'dan Fahade bin Abbas, Ashab'dan Abdullah ibn Abbas ve İbn-i Zübeyir, Abdullah ibn-i Zübeyir kad halefe muhalefet ettiler. Enes ibn-i Malik, Enes ibn-i Malik'e muhalefet ettiler. Nerede? Fîmâ raveynâhu anhu kable hâdâ. Bundan evvel rivayet ettiğimiz şeyde onlar ne dediler Hazreti Enes'e? Namaz kılmadı. Bunlar da diyorlar bilakis daha fazla namaz kıldı. Kapatın. Ruviye mislu haza, bu hadis-i şerifin misli rivayet edildi eyda an Ebi Malik'il Gıfari. Abdullah ibn Abbas'tan ve Abdullah ibn Zübeyir'den rivayet edildiği gibi yine Ashab'tan Ebi Malik'il Gıfari'den de rivayet edildi. Ebi Malik'il Gıfari'den rivayet edilen hadis de şu. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت أبا مالك الغفاري قال كان قتل أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة أبو مالك الغفاري الحديث ده شو أحد şehitleri getirilirdi. 9 kişi getirilirdi. 10'uncusu Hazreti Hamza. فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz onlara namazı kılardı. Sümme yuhmelûn. Sonra onlar haml olunurdu. Yani o 9 kişi kaldırır götürürdüler. Sümme yûtâ bi tis'atin. 9 kişi daha getirirdiler. Fe yusalli aleyhim ve hamzetü mekânehu. Onlara namaz kılardı. Hazreti Hamze olduğu yerde duruyor.
Bu ikinci kafileyle de onlar Hazreti Hamza'nın üzerine namaz kılardı. Hatta salla aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bu şekilde şühedâ Uhud'un hepsine namaz kılmış oldu. Ve kad ruvye eyda an Ukbet ibn Amir. Eshab'dan Ukbet ibn Amir'den de rivayet edildi. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz salla ala katla Uhud, Uhud şehitlerine namaz kıldı. بَعْدَ مَكْتَلِهِمْ Onların katlinden sonra bir semanesini, 8 sene sonra. Bu da başka bir rivayet. Bak şimdi 3 türlü rivayet oldu. Hazreti Cabir ile Hazreti Enes'in rivayetlerine göre namaz kılmadı. Fakat Hazreti Enes'in bir rivayetinde yalnız Hazreti Hamza'ya namaz kıldı, diğer şehitlere kılmadı. Fakat Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zübeyr, Ebu Malik el-Gıfari bunlar diyorlar ki hayır. Bütün şehitlere Peygamber Efendimiz namaz kıldı. 9'ar yahut 10'ar kişi olarak Hazreti Hamza'yı hepsiyle beraber kıldı. Ne vakit bu? Defninden evvel. Ukbet ibn Amir diyor ki hayır, defn olundu. 8 sene geçti. 8 seneden sonra Peygamber Efendimiz onlar üzerine cenaze namazı kıldı. Definden sonra namaz kılınır mı? Kılınmaz mı? Onda aşağıda diyor ki eğer tefessuh etmemişse o kabirde vücudu sağlamsa kılınır, yoksa kılınmaz. Şehitler ise hasreten diğer şehitler de böyle ya, onlar kabirlerinde heydirler. Hatta 40 sene sonra sel yeri geldi de gitti birisini kabirden çıkardılar, eli yarasının üzerinde, elini kaldırdılar, kan akmaya başladı. Ya Rabbi. Uhud de şehit olanlara Cenab-ı Hak o kadar mekan verdi ki, dedi ki ne istiyorsunuz daha? Dediler ya Rabbi bir şey istemiyoruz, yalnız bizi bir daha dünyaya gönder, bir daha şehit olalım gelelim. Bu çok zevkli bir şeymiş. Cenab-ı Hak buyurdu ki hayır, adeti ilahiyem yok, bir daha dünyaya gidip de gelmek yok. Başka ne muradınız var? Öyleyse bizim oradaki sap kalan kardeşlerimize bizim halimizi bildir. Onun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Neydi ayeti, okuyayım bakayım. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ اللّٰهُ Gerisine hafız yok ki okuyayım. Evet. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede indirdi ki siz şehit olanlar ölü demeyin. Bel ehyâun inde rabbihim. Cenab-ı Hak indinde onlar sağdırlar. Yurzekûne. Onlara akşam sabah rızık da verilir. Ferihine bimâ atâhumullah. Allah-u Teâlâ'nın vermiş olduğu şeyle de seviniyorlar. Ve onu bildirdi ki yani siz de harpten korkmayın. Şehit olmadan korkmayın. Bunların derecesi o kadar yüksek. Haddesena Yunus'u, قال أخبرنا ابن وهب, قال أخبرنا عمرو وابن لهيعة بن يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر. عقبة بن عامر إشتم يقول بيرور بك إن آخر ما خطب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمبر أفنمزين أنسون بيزة أكمش ولدو خطبة أنه صلى على شهداء يحد Uhud şehitleri üzerine namaz kıldı. Sümme raqi alel minber. Sonra minbere çıktı. Fehamidallah. Allah'a hamd etti. Ve esna aleyhi. Allah'a sena etti. Sümme kâle buyurdu ki inni leküm faratun ve ana aleyküm şehid. İnni ben leküm sizin için faratun. Konaklayıcıyım. Misafirler bir yere giderken önden bir adam gönderirler. Ona farat derler. O gider yer hazırlar. İnsanlara, hayvanlara yer hazırlayıcı adama farat derler. Ben de sizin evvelden gidip cennette size yer hazırlayanım. Ve ene aleyküm şehid. Ben sizin yaptığınızı da görüyorum. Yani içinizdeki gibiyim. Ne amel yaparsınızsa ona da şahidim. İyi mi yapıyorsunuz, kötü mü yapıyorsunuz? Yani ben gittim, içinizde sizin amalınızdan haberdar değilim. Yok, böyle de değil. Hem yaptığınız emelleri biliyorum, görüyorum, hem de size orada cennette yer hazırlıyorum. Peki bunu Ukbet ibn Amir rivayet etti, diyor ki en son okumuş olduğu hutbe oldu. Neden?
Uhud şehitlerine 8 sene sonra bir namaz kılmış. Evvelden kılmamış mı? Şimdi bundan anlaşılıyor ki kılmamış da şehitlere 8 sene sonra kılınırmış. Bir bu var. Bir de o vakitte kılmış, bir de 8 sene sonra bir daha kılmış. Bu mana da çıkar. Bu Ukbet ibn Amir de kimdir biliyor musunuz? Mağribi fetheden zat. En son Libya'dan aşağısına, Mısır'dan ötesine Mağrib derler. Birkaç defa orayı fethettiler. Oradaki kafirler, en çok berber, onlar Müslümanları öldürürdüler. İslam ordusu gider fetheder, tekrar kalkar onları öldürürdüler. 10 defa böyle oldu. En nihayet Ukbet ibn Amir büyük bir orduyla gitti ve birçok Bedevi kabilelerinde beraber aldı, yerleştirdi. İlk önce Gayravani şehir yaptı. Ondan sonra orayı merkez yaptı. Ondan sonra ilerledi. O kabileleri de yerleştirdi. Ta denize vardı. Denize vardıktan sonra ya Rabbi dedi, eğer imkanı olsaydı buradan o yani de kelime-i tevhidi hücum ettiler. Orada şehit ettiler. Orada kaldı. Ukbet ibn Amir bu. Hatta Gayravani şehir edeceği vakitte de bir kerameti var onun. Şimdi Mısır uzak. Mısır'dan o yani bir şehir olacak ki daima orada kuvvet buluna da Libya'ya, Cezayir'e doğru sevkiyat başlıyor. Aradı daradı bir meşeyi buldu. Müşavere etti eshabıyla, dedi ki bu meşenin ağacını kıralım, burada ev yapalım çünkü burada su var. Meşenin içerisinde vahşi hayvanlar var, yavruları var. Kendisi münadiler çıkardı. Meşenin etrafı dolandı. Onlar nida ettiler ki ey vuhuş, buradan çıkın, size 3 gün mühlet. Biz burayı şehir yapacağız. Kendiniz çıkın, yavrularınızı, yumurtalarınız ne varsa alın çıkın. Nida ettiler diyor. Hayvanlar çıkmaya başladı. Kimi ağzında yavrusu, kimisi kendisi. 3 gün zarfında hiçbir hayvan kalmadı. Ondan sonra o meşeyi temizlediler. Orayı şehir yaptılar. İsmi Gayravan. Şimdi en büyük şehirlerden birisi. İşte Ukbet ibn Amir bu radıyallahu anh. Şimdi bunun rivayeti ötekilerin hiçbirisinin rivayetine benzemiyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz Uhud şehitlerine 8 sene sonra namaz kıldı ve en son okuduğu hutbeyi de o vakit okudu diyor. Meşe ne? Meşe orman. Orman. Meşe de derler ona, orman da derler. Haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Yunus ibn Muhammed. Kale haddesena Leys ibn Sa'd. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما عقبة بن عامر diyor ki Peygamber Efendimiz bir gün çıktı. فَصَلَّ عَلَى أَهْلِ Uhud. Uhud şehitler üzerine namaz kıldı. Hangi namazı? صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّدِ Cenaze namazı kıldı. Ölü üzerine kılınan namazı kıldı. Yani başka türlü bir var ki اللَّهُمَّ اَرْحَمْ شُهَدَى Uhud. Allahümme salli ala şuhada Uhud. Bu da salatü selam. Yok, bu mana değil. Cenazeye nasıl namaz kılınırsa öyle namaz kıldı. Fefi hadis Ukbetu Ukbenin hadisinde olucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz salli ala katla Uhud. Uhud de ölenler üzerine namaz kıldı. Ba'de mekteliyim. Şehit olduktan sonra bir femanisini. 8 sene sonra. فَلَا يَخْلُوا صَلَاتُهُ عَلَيْهِمْ Peygamber Efendimiz onların üzerine namaz kılması hali olmaz. فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ 8 sene sonra. 8 sene sonra niçin namaz kıldı? Diyor ki bu hali olmaz. مِنْ اَحَدِ ثَلَاسِ مَعَانٍ 3 mananın birisinden hali olmaz. Yani 3 türlü burada ihtimal var. Ne için 8 sene sonra namaz kıldı? 3 türlü mana var. Bakalım bu neymiş 3 türlü mana? Bunların muhakkak birisidir. 3'ten hali değil. İmmâ yekûne sünnetû. Ya şehitlerin sünneti, yani bu onların hakkında sünnet olan kânet oldu ki en lâ yusallâ aleyhim, şehitler üzerine namaz kılınmaya bu oldu. Yoktu. Yani o, İslamiyet'in iptidasında şehitler yıkanmadığı gibi namaz da kılınmaz idi. Sümme nusihâ. Sonra neshedildi. Zalikel hükmü bu hüküm ba'du ondan sonraki ben yusalla aleyhim onlar üzerine namaz kılınır. Yani
Uhud'de şehitler öldüğü vakıtta o vakıttaki İslamiyet'teki hüküm şehitlere namaz kılınmazdı. Fakat bu sonradan nesk edildi. Şehitler üzerine namaz kılınmaya başlandı. Onun için Resulullah Efendimiz 8 sene sonra onların üzerine namaz kıldı. Manaların birisi bu. Evet. Ev yekûnü min sünnetihim yahut da sünnet olan ev tekûne tilke salatu o namaz ola elleti sallâhe aleyhim Peygamber Efendimiz kıldı onlar üzerine tatavven nafile. Yani vacip değildi de 8 sene sonra nafile olarak onlara namaz kıldı. Ve leyse lissalâte aleyhim aslun fi sünneti vel icab. Yoksa cenazeler üzerine namaz kılınmada sünnettir, vaciptir böyle bir hüküm yoktu. Nitekim Resulullah Efendimiz onları defnederken namaz kılmamıştı. 8 sene kıldı, nafile olarak kıldı. İkinci mana da bu. اَوْ يَكُونَ مِنْ سُنَّتِهِمْ Yahut da şehitler üzerine sünnet olan اَنْ لَا يُسَلَّ عَلَيْهِمْ بِحَضْرَةِ الدَّفْنِ Defnedilirken namaz kılınmaya وَيُسَلَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَ تُولَ هَذِي الْمُدَّ 8 sene geçtikten sonra kılınır. Bu üç mananın birisi olan. Bu üç manadan hali değil. Ukbet ibn Amir'in rivayetine göre. Evet, birincisi ne? İslamiyet'in evvelinde namaz kılınmazdı, nesk edildi. Sonradan namaz kılınmak vacip oldu. Peygamber Efendimiz vacibi yerine getirdi. İkincisi, Peygamber Efendimiz nafile olarak kıldı. Yoksa vacip değildi namaz kılmak. Üçüncüsü, cenazeye, şehitlere namaz kılınır, vaciptir ama 8 sene geçtikten sonra. Ukbet ibn Amir'in hadisinden de bu üç mananın üçü de anlaşılır. Evet. La yehlu fi'lu sallallahu aleyhi ve sellem min hadihil ma'anis telâfi. Ukbet ibn Amir'in hadisinde gelen bu rivayet bu üç mananından hali değildir. Fe'teberna zalik. Biz bunu nezare itibara aldık. Fevecetna. Biz bunu bulduk. Emras salati ala sairil mevta. Aradık, daradık. Diğer ölüler üzerine namazın hükmü nedir? Ki huve en yusalle aleyhim kable defnihim. Diğer cenazelerin hükmü ne? Baktık ki cenaze oldu mu definden evvel namaz kılmak var. Şehit olmayanların hükmü böyle değil mi? Cenaze öldüğü gibi yıkanacak, gasl edilecek, namazı kılınacak, sonra defnedilecek. Sümme tekellemen nasu fit tatavvu aleyhim. Nafile namaz kılmak hakkında da nasıl konuştu? قَبْلَ اَنْ يَتْفَنُوا Defnolunmazdan evvel ve بَعْدَ مَا يَتْفَنُونَ Defnedildikten sonra yani bir cenazeyi namazı kılındı, vacip sakit oldu, diğer bir cemaat gelecek definden evvel yahut da sonra ikinci defa nafile olarak ona namaz kılacaklar. Caiz mi değil mi? Yani cenazenin evvel birinci namazı kılındı mı vacip sakit olur. İkinci defa gelen cemaatin kılması nafiledir. Caiz midir ikinci defa kılmak? Caiz değil midir? فَجَوَّزَ ذَٰلِكَ قَوْمٌ Bir kavim bunu tecviz ettiler ki caizdir. İsterse ne kadar olursa olsun. Bir daha kılarlar, bir daha kılarlar, bir daha kılarlar. وَكَرِهَهُ اَخَرُونَ Diğer alimler de bunu kerih gördüler ki bir defa kılınır. İkinci cemaat geldi mi kılmazlar, kılamazlar, mekruhtur dediler. Öyleyse فَاَمْرُ sünneti sünnetin emri işlemek, sünneti işlemek fihi bunda evkedi daha evkettir minet tatavvu nafiledir. Biz bunu nafile deyinceye kadar sünnet diyelim. Ne için? لِشْتِمَاعِهِمْ عَلَى sünneti sünnet üzerine içtima olduğu için وَاَخْتِلَافِهِمْ فِي التَّطَوُّ تَتَوُّ'da da ihtilaf olduğu için ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي التَّطَوُّ عَلَيْهِمْ قبل أن يدفن وبعد ما يدفنون فجود ذلك قوم وكرهه آخرون فأمر السنة فيه أوكد من التطوع الاجتماعي مع السنة واختلافهم في التطوع şehitler üzerine nafile namaz kılmak hakkında nasıl burada konuşması var diyor. Defn olunmazdan evvel yahut defn olunduktan sonra yani nafile olarak cenaze namazı kılmak. Definden evvel bunda ihtilaf yok, bu sünnet. Fakat definden sonra nafile olarak şehitler üzerine cenaze namazı kılınır mı kılınmaz mı? Bir kavim bunu tecviz etmiş, bir kavim de tecviz etmemiş. Öyleyse diyor, فَاَمْرُ السُنَّةِ ف۪يهِ
bu meselede sünnetin emri evkedü mine tatavvü, tatavvüden daha tehditlidir, daha kuvvetlidir. Niçin? Liçtimaihim ale sünneti. Ulema sünnette ittifak etmiştirler. Ve ihtilafihim fit tatavvü, tatavvüde ihtilaf etmiştirler. Definden evvel namaz kılmak sünnet olursa bu daha kuvvetli. Çünkü defn olunduktan sonra namaz kılınır mı kılınmaz mı, bunda ihtilaf var. İhtilaflı mı daha kuvvetlidir yoksa ittifaklı mı? İttifaklı olan daha kuvvetlidir. Fe in kâne katlâ uhudîn. Eğer Uhud şehitleri olursa, mimmen şöyle bir kimselerden olurlarsa ki, tutuvvi'a bissalâti aleyhim. Anlar üzerine nafile namaz kılınır. Kâne fî sübûti zâlik. Bunun sübutunda olur, nafile namaz kılınması tecviz edilirse, bunda olur, sübutu sünneti, sünnetin sübutu olur. Fissalâti aleyhim, cenazelerin, şehitlerin üzerine namaz kılınmakta. Tabla evâni vakti tatavvu'i biha. Onlara tatavvu vakti gelmezden evvel, aleyhim onlar üzerine. Nafile namaz kılınmazdan evvel, sünnetin kılınması daha evladır. Madem nafile namaz kılmak caiz, nafileden evvel sünnet kılınacak ki nafile de caiz olur. Ve kullu tatavvun, her bir nafile felehu aslun fil farz. Farzda onun aslı vardır. Bir nafile eğer onun farzlarda bir aslı varsa caiz, yoksa caiz değil. Madem şehitlerin üzerine definden sonra namaz kılmak, nafile namaz kılmak caiz oluyor. Öyleyse bunların aslı olan farz namazı olacak ki nafile de caiz olur. Bunda ne çıkıyor? Öyleyse şehitler üzerine namaz kılınması caiz olacak. Definden evvel ki definden sonra da nafile olarak kılınabilir. Deyin sebete sabit olursa ki enne tilkes salâ, bu namaz kânet minin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den oldu. Hangi namaz? Ukbetü bin Amir'in rivayet etmiş olduğu 8 sene sonra şehitlere namaz kıldı dediği rivayet var ya, bu 8 sene sonra kılmış olduğu namaz olursa, tatavvan tatavvi olursa, öyle tatavvi ki tatavva bihi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile olarak onların üzerine kıldı. Fela yekunu zalik, bu olmaz, nafile caiz olmaz, illa ve salatu aleyhim sünnet. Demek ki şehitler üzerine namaz kılmak sünnettir de, definden evvel sünnettir, definden sonra da nafiledir. Bundan bu çıkar. Ne gibi? Kessalâti alâ gayrihim. Diğer cenazelere, ölülere nasıl namaz kılınmak sünnet ise, öyleyse şehitler üzerinde de sünnettir. Eğer bu sünnet olmasa, nafile namaz da kılınmaz. Madem sünnet olarak kılınmıyor, öyleyse nafile olarak hiç kılınmaz. Madem Resulullah Efendimiz 8 sene sonra şehitler üzerine cenaze namazını nafile olarak kılmış, öyleyse definden evvel kılınmış da, esas sünnet sabit olmuş da, nafile de onun üzerine iktina ediyor. Ve in kânet salâtuhu, Peygamber Efendimiz'in namazı olduysa, aleyhim, cenazeler üzerine, şehitler üzerine, li illeti nesh-i fi'lihi levvel, evvelki fi'linin nesh-i illeti için olduysa, bir de bu var. Nafile olursa böyle. Nafile olarak kıldıysa öyleyse aslan bu sünnetmiş namaz kılmak. Definden evvel, definden sonra da sünnet. Bir de var ki hayır. Şehitler üzerine namaz kılmak caiz değildi. Sonradan bu hüküm nesk edildi. Nesk edildi, namaz kılmakla emrolundu. Peygamber Efendimiz o vakitte 8 sene sonra namaz kıldı. Niçin kıldı? Evvelki hükmün neskini beyan için. Namaz kılınmazdı da o hüküm nesk edildi, şimdi namaz kılınacak. Bunun için olursa. فَاِنَّ صَلَاتَهُ هَذِهِ Peygamber Efendimiz'in 8 sene sonra kılmış olduğu namazı olur. Aleyhim, Uhud şehitleri üzerine tucibu, vacip kılar ki enne min sünnetihim, evet şehitlerin sünnetindendir. As-salatu aleyhim, onlar üzerine namaz kılmak onların ehkamındandır, sünnetindendir. Ve enne terkehu salatu aleyhim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazı terk etmesi aleyhim, Uhud şehitleri üzerine, inde defnihim, defn edildikleri vakıtta namaz kılmadığı, namazı terk etmesi nedir?
mensuhun mensuhdur. Ya da böyle olur. Demek ki burada iki türlü var. Hazreti Ükbe'nin hadisinde 8 sene sonra kıldığında ya nafile olarak kıldı ve nafile olarak kılarsa demek ki definden evvel sünnet olarak kılınacak ki nafile de caiz olur. Nafile caiz oldu mi? Ha, öyleyse definden evvel cenazenin hükmü neymiş? Onun üzerine namaz kılmak varmış. Bu sabit olur. Yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnederken kılmadı. Sonradan bu hüküm nesk edildi. 8 sene sonra namaz kıldı ki yani evvelki hüküm mensuhtur. Herhangi bir şehit olursa, her kim bir şehit olursa onun üzerine namaz kılınacaktır. Evvelki hüküm mensuh oldu. وَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُ عَلَيْهِمْ Peygamber Efendimiz'in Uhud şehitler üzerine namaz olursa اِنَّمَا كَانَتْ Aman ancak bu namaz oldu. لَاَنَّهَا كَذَا سُنَّتُهُمْ Onların ehkâmi böyledir. Bunun için olduysa ki اَنْ لَا يُسَلَّ عَلَيْهِمْ Şehitler üzerine namaz kılınmaya اِلَّا بَعْدَ هَذِي الْمُدَّ اِلَّا 8 sene sonra وَاَنَّهُمْ خُصُّوا O şuhada Uhud tahsis olundular. Bizalik buna. Yani 8 sene sonra bir kabre namaz kılmak Uhud şehitlerine mahsustur diye böyle olursa fakat yahtemilü muhtemil olur ki en yekune kezalik böylece ola hükmü sair-i şühede sair şehitlerin hükmü de böyle ola. Yani bu da üçüncü bir rey ki 8 sene sonra gidip bir şehidin kabrine namaz kılmak Uhud şehitleri üzerine mahsus idi. Böyle dersekse diğer şehitler de o hükme tabi olur. Niçin? Evet. Fakat yahtemel en yekune kezalik hükmü sair-i şühada en la yusalla aleyhim diğer şehitler üzerine de namaz kılınmaya illa ba'de mubiyyi misli hadil müddet. Bu müddetin bir misli geçtikten sonra ola. Yani 8 sene geçtikten sonra ola. Bu ihtimal var. Ve yecuzu caiz olurken yekun ola sair-i şühada sair şehitler yuaccelus salatu aleyhim onlar üzerine namaz tacil edilir. Ne olduğu halde gayre şühedâ Uhud. Uhud şehitlerinin gayrisi olduğu halde. Yani herhangi bir kimse şehit olursa onun namazı hemen kılınır. Yalnız Uhud şehitleri bu hükümde müstesna. Onlar üzerine Peygamber Efendimiz namaz kılmadı. 8 sene sonra kıldı. Fakat diğer şehitler buna tabi değildir. Hemen şehit oldu mu namaz hemen kılınır. Bu da caiz olur. Fe inne sünnetehum Uhud şehitlerinde hüküm sünnet olan kânet tâhîr-u salâtu aleyhim onlar üzerine namaz kılmak namaz kılmanın tâhîridir ki ennehu kad sebete evet fe inne sünnetim kânet tâhîr onların sünneti kânet oldu tâhîr-u salâtu aleyhim onlar üzerine cenaze namazı kılmanın tâhîri oldu. Onların hükmü böyleydi. Yani onlara mahsus. Böyle olursa ennehu kad sebete bi kulli hadihi maani bu manaların hepsiyle sabit olur ki enne min sünnetihim evet şehitlerin sünnetindendir sübûte salâte aleyhim onlar üzerine namaz kılınmak sabittir. Bundan bu çıkar. İmmâ ba'de hînin ya bir müddet sonra ve imma kable defi hutfetinden evvel herhangi manayı alırsan al Uhud şehitlerine 8 sene sonra namaz kılınmış. Bunu da alsan. Yahut diğer şehitler de öldüğü gibi namaz kılınacak. Yahut 8 sene geçecek de sonra namaz kılınacak. Ala kulli hal. Şehit üzerine namaz sabit mi değil mi? Sabit oluyor. İster definden evvel, isterse bu müddet geçtikten sonra namaz kılınması sabit oluyor. Zaten biz onu arıyoruz. Şehide namaz kılınır mı kılınmaz mı? Yani bir takım cemaat dedi ki şehide namaz kılınmaz. Yıkanmadığı gibi namaz da kılınmaz. Biz de diyoruz ki hayır yıkanmaz ama namaz kılınır. İşte bu rivayetlerden şehitler üzerine namazı ispat ettik. İspat ettik ama yalnız vakit kaldı. Definden evvel mi, definden sonra mı? Rivayetler muhtelif. Bir defa namaz kılınmak sabit oldu mu olmadı mı? Oldu. Oldu, kaldı. Kabled defin, bahled defin. Bu ikinci meseleye kalır. Sümme kânel kelamı, sonra kelam oldu. Beynel muhtelifin. İhtilaf edenler arasında fi vaktina haza. Bizim bu vaktimizde ihtilaf edenler arasında söz oldu. İnnemâ huve fi isbâti s-salâti aleyhim qabled defni ev fi terke elbettete. Şimdi hâlâ hazır bir ihtilaf ne? Bir şehidin
namazı definden evvel mi kılınacak? Yahut da ebediyen terk mi edilecek? Ya bunu ispat edeceğiz. Bazıları diyor ki namaz kılınacak definden evvel. Bazıları diyor ki o terk edilecek. Elbette, elbette hiç kılınmayacak. İhtilaf böyle oldu. Bu ihtilaf hali hazırda var ama biz bunu ispat ettik ki şehitler üzerine namaz kılınacak. Ya definden evvel ya definden sonra. Öyleyse bizim karşımıza çıkıp da ihtilaf eden elbette terk edilecek diyenlerin davası sakit oldu. Elbette terk edilmeyecek. Ne kaldı? Definden evvel mi sonra mı? Bu kaldı. فَلَمَّا سَبَتَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Vaktaki bu hadiste sabit oldu. اَسْسَلَاتُ عَلَيْهِمْ Şehitler üzerine namaz بعد الدَّفْنِ definden sonra sabit oldu. كَانَتِ السَّلَاتُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ الدَّفْنِ definden evvel on şehitler üzerine namaz kılınması oldu. اَحْرَى وَاَوْلَى Daha layık, daha evla oldu. O ki definden sonra namaz kılınıyor. Definden evvel daha evla. Niye? Bütün ölülere definden evvel namaz kılınır. Şehit olmayan diğer ölülere definden evvel namaz kılınacak. Fakat definden sonra kılınmak hakkında ihtilaf var. Kılınır mı, kılınmaz mı? Biz ittifaklıyı alıyoruz. Diğer ölülere madem definden evvel namaz kılmak zaruri. Şehitler üzerine de namaz kılınmayı ispat ettik. Bu be'de defin caiz olursa kabile defin evvela bir caiz olur. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي غَيْرِ شُهَدَى يُحُدْ Yuhud şehitlerinin gayrisinde de Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi kendine. وَسَلَّ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine namaz kıldı. Şimdi bu ihtilaf Yuhud şehitlerinde geldi. Peygamber Efendimiz namaz kılmadan defnetti yahut da namaz kıldı defnetti. Rivayetler muhtelif. Diğer şehitlere bir bakalım. Diğer şehitlere baktık Resulullah Efendimiz diğer şehitlere namaz kıldı definden evvel. فَمِنْ ذَٰلِكَ İşte bu rivayetlerdendir. مَا حَدَّسَنَا بْنَ اَبِي دَاوُدِ قَالَ حَدَّسَنَا نَعِيمُ بْنِ حَمَّادِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارِكِ قَالَ اَخْبَرَنَا بْنِ جُرَيْجِ قَالَ اَخْبَرَنِي اَكِرْمَةُ بْنُ خَالِدِ اَنَّ بْنَ اَبِي عَمَّارِ اَخْبَرَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ Arap'tan, Bedevilerden bir adam جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'e geldi. فَآمَنَ بِهِ Peygamber Efendimiz'e iman etti. وَاتَّبَعَهُ Peygamber Efendimiz'e tabi oldu. Ben sana tabi'im dedi. وَقَالَ O bedevi dedi ki اُهَاجِرُ مَعَكَ Ya Resulullah ben seninle hicret ediyorum. اُهَاجِرُ hicret ediyorum مَعَكَ seninle. Yani vatanımı terk ettim. Senin yanına geldim. Ve hicret ederek geldim. Hicret niyetiyle geldim. فَاَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bazı ashabi, Peygamber Efendimiz ashabından bazısına vasiyet etti ki bu adamla alakadar olur. Bu vatanını, evini, barkını terk etmiş, muhacir olarak bizim yanımıza gelmiş, bununla alakadar olur. فَلَمَّا كَانَتْ غَزْبَةٌ Vaktaki gazvelerden bir gaza oldu. غَنِمَ فِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَشْيَا Peygamber Efendimiz bazı şeyler ganimet aldı o gazvede. فَقَسَمَ Almış olduğu ganimeti teksim etti. وَقَسَمَ لَهُ O bedevi için de bir kısmet ayırdı. فَعَاتَ أَصْحَابَهُ Onun ashabına onun hissesini verdi. مَا قَسَمَ لَهُ Ona teksim etmiş olduğu hisseyi de onlara verdi ki bu adam geldiği vakitte kendi hissesini verin. وَكَانَ يَرَى ظَهْرَهُمْ O bedevi de onların arkalarını kollardı. Arkadan düşman basmasın diye arka nöbetçisi koymuştular. Yani harbin içinde değildi arka nöbetçisi. فَلَمَّا جَاءَ Vaktaki geldi, تَفَعُوهُ اِلَيْهِ Onun kısmetini ona verdiler. فَقَالَ dedi ki, مَا هَذَا Bu verdiğiniz nedir? Bu mal ne için veriyorsunuz bu malı? قَالُ dediler ki, قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in sana teksim etmiş olduğu kısmettir. فَاَخَدَهُ Aldı o kısmetini. فَجَاءَ بِهِ اَنَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e geldi. فَقَالَ dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem مَا هَذَا Ya Resulallah bu nedir? Bu mal nedir? Diye sordu. قَالَ قَسَمْتُهُ لَكَ Resulullah Efendimiz buyurdu ki işte gazvede alınan maldan sana bir kısmet ayırdım ben. قَالَ Bedevi dedi ki مَا عَلَى هَذَا اِتَّبَعْتُكَ
مَا مَعِنَا فِي مَا عَلَى هَذَا Ben bunun üzerine olmadım. اِتَّبَاتُكَ Sana tabi olduğum bunun üzerine değil. Ben vatanımı terk ettim, çoluk çocuğumu terk ettim. Geleyim de senden mal alayım. Bunun için değil ya Resulullah. Ben bu mal için sana tabi olmadım. Lakin ben اِتَّبَاتُكَ Sana tabi oldum ki اَنْ اُرْمَا هَا هُنَا وَاَشَارِ اِلَى حَلْقِ Boğuzunu gösterdi. Dedi ki, buraya bir ok assınlar. Boğuzuma bir ok isabet etsin. Etsin de evet. Bir sehmi de atılayım da bir sehm assınlar boğuzuma da فَاَمُوتَ وَلَيْهِمْ وَاَتْفُلَ الْجَنَّةِ Cennete gireyim. İşte ben bunun için sana tabi oldum ya Resulullah. Madesin değil. Ben geldim ki bir ok assınlar, boğuzuma değsin, öleyim de cennete gireyim. Çoluğumu, çocuğumu bunun için terk ettim, geldim. İmana bak. Böyle iman sahibi nadir bulunur. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, اِنْ تَصْدُقُ اللّٰهَ Allah'a sadık olursansa sözünde, bu sözünde doğruysansa, yani yalan söylemiyorsansa, doğru söylüyorsansa, يَسْدُقُكَ Allah-u Teala da sana sadık olur. Yani dediğin, murad ettiğin eline geçer. Çünkü kalbi Peygamber Efendimiz bilmez. اِنْ تَسْتُقِ اللّٰهَ dedi ki, Allah'a sadık olursansa yani lisanen mi söylüyorsun, yoksa kalben mi söylüyorsun? Bilmiyorum. Eğer sen bunu kalben ve lisanın ikisini birleştirmiş söylüyorsunsa sözün doğru çıkar dedi. فَلَبِسُ قَلِيلًا Az kaldılar. ثُمَّ نَهَدُوا اِلَى الْعَدُوُ Oradan kalktı, düşmana yürüdüler. فَاُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحْمَلُ Az sonra bak dedi ki Peygamber Efendimiz adamı almış, yüklemiş, getiriyorlar Resulullah Efendimiz'e. قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارُ Bu aradan düşmana giderken bir ok gelmiş, işaretli yerden ok girmiş, ölmüş. Onu Resulullah Efendimiz aldı geldirirken, ya Resulullah, işte bu adam böyle istiyordu ve ok da geldi, boğazına girdi ve öldü. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اَهُوَ هُوَ اَهُوَ Bu adam, huva o adam mıdır? Yani bizi işaret eden adam bu mudur dedi. Bu söyleyen. قَالُوا نَعَمْ Evet. Odur ya Resulallah dediler. قَالَ صَدَقَ اللّٰهَ فَصَدَقَهُ صَدَقَ اللّٰهَ Allah'a karşı doğru söyledi. فَصَدَقَهُ Allah-u Teala da onun sözünde, onun muamelesinde doğru yaptı. İstediğini verdi. وَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz onu kefenledi. Fî cübbetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kendi cübbesini çıkardı, kefen olarak ona sardı. Bu da ne büyük nimet. Sümme kaddemehu. Sonra onu takdim etti. Fesalle aleyhi. Onun cenaze namazını da kıldı. Bu hadisi şerifi getirdi. Esas ne için? Uhud şehitlerinden gayri başka şehitler üzerine Peygamber Efendimiz namaz kılmış mı kılmamış? Kılmış. Bak bu bedevin üzerine kılmış. Öyleyse şehitler üzerine namaz kılınmış. Şimdi öteki hayır, şehit üzerine namaz kılınmayanların davasını çürütmek için. Hani onlar diyorlar, şehit yıkanmaz ve namazı da kılınmaz. Biz diyoruz ki hayır yıkanmaz fakat namazı kılınır. Kılınmasaydı Peygamber Efendimiz buna kılmazdı. فَكَانَ مِمَّا ظَهَرْ مِنْ صَلَاتِ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz'in onun üzerine namaz kılmasından zahir olan şeylerdendir ki Allahümme inne hâzâ abdik. Bunu duada okumuş. Ya Rabbi bu senin kulundur. Harece muhaciren fî sebîlik. Senin yolunda muhacir olarak çıktı. Fekutile şehîden. Şehit olarak katlolundu. Ene şehîdün aleyh. Ya Rabbi ben buna şehadet ediyorum. Memleketinden muhacir olarak çıktı ve senin yolunda da şehit oldu. Ben buna şahidim ya Rabbi dedi. فَسِهَادَ الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte olucudur. اِثْبَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَى Şehitler üzerine namazın ispatı vardır. اَلَّذ۪ينَ شُلْبِ Şehitler ki لَا يُغْسَلُونَ Gasp olunmazlar. Gasp olunmaz fakat namaz kılınır. لَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Resul-i Ekrem Efendimiz bu hadisi şerifte لَمْ يَغْسِلِ الرَّجُلْ Adamı yıkamadı. وَسَلَّ عَلَيْهِ Onun üzerine namaz kıldı. Şimdi öteki zümre diyor ki madem yıkanmıyor namazı da kılınacak.
Biz de diyoruz ki bak burada Resulullah Efendimiz bu adamı yıkamadı ama namazını kıldı. Öyleyse sizin dediğiniz gibi değildir. Yıkanmayan şehitler üzerine namaz kılınmaz. Diyorsunuz bu doğru değildir. Yıkanmaz fakat namazı kılınır. فَسَبَتَ بِهَادَ الْحَد۪يسِ Bu hadiste sabit oldu ki اَنَّ كَذَٰلِكَ حُكْمَ الشَّه۪يدِ الْمَقْتُولِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فِي الْمَعْرَكَةِ Allah yolunda me'arekede mektul olan şehidin hükmü budur. Yıkanmaz namazı kılınır. يُسَلَّ عَلَيْهِ Hükmü neymiş? يُسَلَّ عَلَيْهِ An üzerine cenaze namazı kılınır. وَلَا يُغْسَلُ وَاسْتُلُنْمَزِ فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَر۪يكِ تَصْحِيْهِ مَعَانِ الْآثَارِ Rivayetler yoluyla işte bu behsin hulasesi bu. Rivayet yoluyla şehitler üzerine namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bütün hadisleri getirdi, serdetti. Şimdi kaldı kıyas terikiyle. Evet. وَاَمَّنْ نَزَرُ ف۪ي ذَٰلِكِ Fakat buna bir kıyasında aklında bakarsıksa فَاِنَّا رَيْنَا الْمَيِّتِ Biz meyyit-i ölüyü gördük ki hangi ölü? Ne olduğu halde hatme enfi kendi eceliyle ölen meyyiti gördük ki yusal ve yusalli aleyh yıkanılır ve namaz kılınır. وَرَيْنَاهُ Gene biz ölüyü gördük ki اِذَا سُلِّي عَلَيْهِ Onun cenaze namazını kılsalar وَلَمْ يُوْسَلْ Halbuki gasp olunmadı. Bir adam öldü. Onu yıkamadan getirse cenaze namazını kılsalar كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ Bir kimsenin hükmünde olur ki لَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِ Üzerine namaz kılınmamış. Yıkanmadan kılınan namaz namaz değildir. Bir ölü yıkanmadan üzerine namaz kılınırsa o namaz sayılmaz. Ya yıkanılacak da ondan sonra namaz kılınacak. Bunu da böyle gördük diğer ölülerle. فَكَانَتِ السَّلَاةُ عَلَيْهِ Bir ölü üzerine cenaze namazı oldu. مُضَمَّنَةً بِالْغَسْلِ Yıkanmakla tatmin olun diye. اَلَّذ۪ي Öyle gasil ki يَتَقَدَّمُهَا Namaza tekaddüm eder. Nasıl namaz kılacak bir adam abdest alması zaruri ise, abdestsiz namaz olmazsa, cenazede de yıkanmaz da ne böyle üzerine namaz kılınmaz. Abdest almadan namaz kılarsa namaz sayılır mı? Sayılmaz. Cenazeyi de yıkanmaz da namazını kılsan o namaz sayılmaz. Öyleyse cenaze namazı neye bağlı oldu? Gasle. Gasil olmamış cenaze namazı olmaz. فَاِنْ كَانَ الْغَسْلُ قَدْ كَانَ Eğer bir ölüde gasil bulunursa cazeti salatu aleyh. Anın üzerine namaz caiz olur. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ غَسْلٌ Orada gasil olmazsa yahut وَاِنْ لَمْ يَكُنْ غُسِلَ Yıkanmamış olursa لَمْ تَجُزِ السَّلَاتُ عَلِيهِ Anın üzerine namaz caiz olmaz. Şimdi bunu diğer ölülerde baktık ki hüküm böyle. Şimdi bir de şehide bakalım. سُمَّ رَيْنَ الشَّهِيدِ Fakat Allah-u Teala onu kıyamet günü öyle kanıyla, yarasıyla haşredecek, ehli mahşere ibret olsun diye gösterecek, onun için onun yıkanması ondan sakit oldu. Evet. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Buna nezar edilirse ki en يَسْقُتَ sakit olan مَا هُوَ مُضَمَّنٌ بِحُكْمِ الْغَسْلِ Madem gasil bundan sakit oldu, gasl ile mudammen olan namazın da sukuti lazım gelir. Madem şehitten gasıl sakit, öyleyse namaz da sakit olması lazım gelir. Akıl öyledir. Fefiha da işte bunda orucudur. Ma o bir şey ki yucibü terkes salat aleyh. Namazı da terk etmeyi icap eden bir şey orucudur. Madem şehit yıkanmıyor, öyleyse namaz da kılınmaz. Çünkü diğer cenazelere baktık, yıkanmayan bir adama namaz kılınmıyor. Şehit de yıkanmıyor. Ona da namaz kılınmaması icap eder. İlla enne fî zâlike mânen. Fakat baktık ki bunda bir mana var. Yıkanmıyor ama namaz kılınıyor. Ve huve ennâ reyna gayr-i şehid yusar. O mana neymiş? Şehidin gayrisi için yıkanılır. Liyat zora, temiz olsun. Çünkü adam öldü. Üzerinde necis olur. Önünden arkasından bir şeyler çıkar. O necis. İzale edilecek, yıkanılacak ki tertemiz olsun da onun üzerine namaz kılınsın. وَهُوَ قَبْلَ اَنْ يُوْسَلْ Bir ölü yıkanmazdan evvel fi hükmü غَيْرِ tahir, غَيْرِ tahir hükmündedir. Temiz değildir o. لَا يَنْبَغِ السَّلَاتُ عَلَيْهِ O yıkanmazdan evvel
tahir olmayan bir şeyin üzerine namaz layık değildir. وَلَا دَفْنُهُ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ Öyle necisli necisli de onu götürüp defnetmek bu da caiz değildir. İlla Müslümanların üzerine vaciptir. O ölünün üzerindeki necaseti temizleyecekler. Ondan sonra götürüp defnedecekler. حَتَّى يُنْقَلَ عَنْهَا بِالْغَسْلِ Hatta gasl ile ondan o necaset nekledile tertemiz olan. ثُمَّ رَيْنَ الشَّهِيدِ Bu sefer şehide baktık ki لَا بَاسَ بِدَفْنِهِ عَلَى حَالِهِ تِلْكَ قَبْلًا يُغْسَلْ Ye yıkanmazdan evvel öyle kanıyla defne olunmasında beis yok. Beis olmadığını neyle anladık? Resulullah'ın emriyle, kendi aklımızda değil. Resulullah Efendimiz emrediyor ki onları öyle kanlarıyla beraber defnedin. Evet. وَهُوَ فِي حُكْمِ السَّائِرِ الْمَوْتَى Öyleyse o şehit öyle kanıyla, yarasıyla beraber ne hükmündedir? فِي حُكْمِ السَّائِرِ الْمَوْتَى Diğer ölüler hükmündedir. اَلَّذ۪ينَ قَدْ غُسِلُوا Yıkanmış ölüler hükmündedir. Bir ölüyü nasıl yıkadın, temizledinse o şehit yıkanmazdan evvel o hükmündedir. Yani tertemizdir o. Kanı da temiz, üzerindeki cerahati de temiz, hepsi temiz o hükümde. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna kıyasen اَنْ يَكُونَ اُلَا السَّلَاةُ عَلَيْهِمْ Şehitler üzerine namaz ola فِي حُكْمِ سَائِرِ الْمَوْتَى Diğer ölülerin hükmünde ola اَلَّذ۪ينَ قَدْ غُسِلُوا Öyle ölüler ki onlar yıkandılar ha. Yıkanan ölüye namaz kılınacak mı, kılınmayacak mı? Kılınacak. Öyleyse şehitlere de namaz kılınacak. هَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda nezer kıyas budur. Ne amaşul bir şeyle beraber ki kat şehide lehu bu kıyasa şahit oldu minel asar rivayetlerden. Rivayetlerden de bu kadar rivayetler var. Onları rivayet ettik. Ve huve kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullah. Bu üç imamın kavli de budur. Yani şehitler yıkanmazlar fakat onlar üzerine cenaze namazı kılınır. Orada biz şey, Yusuf'a göre yıkanması tahirat için mi başka bir şey için mi? Yıkanması ölümü. Yıkanması temizlik için o bir ittifak. O şehidin gayri. Şehidin gayri bir ölü temiz olsun diye yıkanacak. وَقَدْ حَدَّسَنَا بْنَ اَب۪ي دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا الْخَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْمَعِلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا Ayyaş diyor ki, İsmail ibn Ayyaş, ben İmam-ı Mekhul'e işittim. يَسْأَلُ عُبَادَةَ بْنَ اَوْفَ النُّمَيْرِيَّ عَنِ الشُّهَدَى Hazreti Übade'ye sual ederdi. Şehitlerden ki, يُسَلَّ عَلَيْهِمْ Anlar üzerine namaz kılınır mı diye Hazreti Übade'den, Übade'ye sordu. فَقَالَ عُبَادَةُ Hazreti Übade buyurdular ki, نَعَمْ Şehitler üzerine namaz kılınır. فَهَذَا عُبَادَةُ بْنَ اَوْفَى İşte عُبَادَةُ بْنَ اَوْفَى يَقُولُ هَذَا Bunu der. Namaz kılınacağını söyler. وَمَغَازِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'in ashab-ı kiramının gazalarına baktık. Irak'ta, Şam'da, harplerde bulundular. بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'den sonra اِنَّمَا كَانَ جُلُّهَا هُنَاكَ Ekserisi şu taraftaydı, Nehve Şam. Şam tarafında çok hatta bulundular. فَلَمْ يَكُنْ يَخْفَى عَلَى اَهْلِهِ O Şam halkının ehline gizli de olmadı ki. Ne gizli olmadı? مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ بِشُهَدَائِهِمْ Kendi şehitlerine, o mearekelerde şehit olanlara işlemiş oldukları hüküm gizli olmadı. Bu da neden? مِنَ الْغَسْلِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ Eshab-ı kiram orada şehitlerini yıkardılar, namaz kılardılar. Daha başka ne gibi muamele yaptılarsa o gizli değildi. Bütün Şam halkı bunu biliyor. Yani Resulullah Efendimiz'den rivayet olduğu gibi Resulullah Efendimiz'den sonra Eshab-ı kiram da böyle yaptılar. Ne yaptılar? Şehitlerin üzerine namaz kıldılar.